Sırada önemli bir sağlık haberimiz var. Kalp hastaları nasıl beslenmeli? Diyetisyen Şeyda Sıla Bilgili'nin kalp hastaları için sağlıklı beslenme önerilerini izliyoruz. Yılda 8-10 tane tüketebilirler. Kalp hastaları dikkat! Damar tıkanıklığını önleme özelliği de vardır. Kalp hastaları hangi besinleri tüketmeli? Kalp hastalarımızın en sık sorduğu sorulardan bir tanesi hangi yağı tüketelim? Türkiye'de 12 ilde yapılan araştırmalar sonucunda nüfusun %35'inin potansiyel kalp hastası olduğu ortaya çıktı. Diyetisyen Şeyda Sıla Bilgili kalp hastaları için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Elma içeriğindeki pektin sayesinde kan basıncını dengeleyip kişinin LDL yani kötü kolesterolünü düşürüp HDL dediğimiz iyi kolesterolünü yükseltmiş oluyor. Elmanın dışında domates de yine bizim çok değer verdiğimiz besinlerden bir tanesi. İçerisinde likopen vardır. Likopen sayesinde yine kan basıncını kontrol altına alıyor. Kişinin yine trigliserit seviyelerini aşağıya çekip yine kan kolesterol seviyelerini de düşürmüş oluyor. Kalp hastaları işte bu besinleri sofralarından eksik etmemeliymiş. Bir tane domates mutlaka kahvaltımızda olsun istiyoruz. Yine bir tane elmayı mutlaka tüketsinler istiyoruz. Bunun dışında ıspanak da iyi bir örnek aslında bizim için. Yine ıspanakta posa içeriği yüksek olan besinlerden bir tanesi. Ancak kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsak şayet o zaman tabii ki hekim kontrolü, diyetisyen kontrolünde çünkü belli miktarda tüketilmesi gerekiyor. İçerisinde K vitamini vardır. O yüzden kanı sulandırma etkisi vardır. Kanı pıslaştırma etkisi vardır. Kan sulandırıcı kullanan bir danışanımız ya da bir hastamız varsa onlar da ıspanağı limitli olarak vermeye çalışıyoruz ama diğer türlü sağlıklı olan kişilerde, bireylerde ise önerdiğimiz bir besin. Çünkü posası yüksektir, potasyumu yüksektir ve yine kişinin kan basıncını olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye'de her 100 kişiden 26 kişi kalp krizi belirtisi konusunda bilgi ve fikir sahibi değil. Bir diğer kalp sağlığına iyi gelen içeceklerimizden bir tanesi yeşil çaydır. İçerisinde polifenolik bileşikler sayesinde yine kanda pıhtı oluşmasını engeller, yine kolesterolün seviyesini azaltıp trigliseriti aşağıya çekecek olan içeceklerimizden bir tanesi. Günde 3 fincanı geçmememiz gerekiyor ama yine hekim kontrolünde olması gerekiyor. Aşırı bir çarpıntımız varsa, başka bir kalple ilgili ciddi bir aritmi problemimiz varsa o zaman bunu daha aşağıya indirmekte fayda var ama normal sağlıklı bir bireyde 2-3 fincan yeşil çay tüketmelerinde bir zarar görmeyeceklerdir. Yine burada kuru baklagiller bizim için önemli. Aynı şekilde nohut gibi, kuru fasulye, yine mercimek gibi kuru baklagillerde de şöyle bir durum var. Lifi çok yüksektir. Potasyumu, demir yüksek olan bir gruptur. Yani içerisinde hakikaten tam güzel bitkisel protein içermekte aynı zamanda. Bu sayede yine kişinin kolesterol seviyeleri, tam bir kalp dostu bizim için ama tüketmemiz gereken haftada 1-2 defayı çok da aşırı miktarda geçmemesi gerekiyor. Çünkü gaz ve şişkinlik de oluşturabiliyor bir yerden sonra. Haftada en az bir defa kuru baklagilde tercih etsinler diyoruz. Çiğ kuru yemişler de kalp hastaları için faydalı. Bir de omega 3'ten zengin kaynaklarımız arasında fındık var. Ceviz yine çok değer verdiklerimizden bir tanesi. Bir de bademimiz var. Bunları kavrulmamış şekilde çiğ olarak tüketsinler. Aşırı tuzlu bir şekilde tercih etmesinler ki kan basınçları artmasın diyoruz. Dünyada her yıl 400 bin kişi kalp krizi geçiriyor. 300 bin kişi ise kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor. Sarımsak da kalp hastalarına iyi geliyormuş. Bunun dışında bir de sarımsak var. Sarımsak yemekten çok fazla korkmasınlar ama miktar tayini yapsınlar. Belki şöyle günde 3 diş sarımsaktan daha çoğunu olmamak kaydıyla. Çünkü aşırı tüketimi de yine tansiyonu etkileyebiliyor. Bu sarımsak miktarı da kan basıncını dengelediği gibi kişinin kolesterol seviyelerini düzene sokacaktır. Damar tıkanıklığını önleme özelliği de vardır. O yüzden mutlaka sarımsağı da öneriyoruz. Pişmiş veya çiğ halde tercih edebilirler. Kalp hastaları yağ tercihine de dikkat etmeli. Kalp hastalarımızın en sık sorduğu sorulardan bir tanesi hangi yağı tüketelim? Kaymak, krema, maya, tahin gibi ya da bir tereyağı, margarin gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi sıvı yağları tercih edebilirler. Özellikle zeytinyağı kötü kolesterol düşürme etkisinden dolayı tercih etmeleri gereken bir yağ türü bizim için ve günde 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla her türlü sebze yemeklerini de pişirebilirler.